Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir kupa bardağımız var. Kupa bardak üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öncelikle yüzeyini multi-surface boyamız ile boyayacağız. Daha sonra da üzerine elle bir işlem gerçekleştireceğiz. Aslında ünlü bir markanın çakmasını yapacağız. Markanın ismini söylemiyorum burada. Bakalım nasıl olacak. Eminim beğeneceksiniz, hoşunuza gidecek. Her türlü istediğiniz evinize ne varsa onları uygulayabilirsiniz. Ben şimdi size bunu bardak üzerinde göstereceğim. Bir pompon fırça ile bunu beyaza boyuyorum öncelikle. Yüzeyindeki her şeyi kapatmak ve altında beyaz elde edebilmek için. Bu tarz porselen gibi yüzeyleri bir pompon fırça yardımı ile boyamak her zaman daha avantajlı olmuştur. Ahşap gibi olmadığı için bu pompon fırça özellikle ilk katta, ikinci katını isterseniz fırçayla atabiliyorsunuz. İlk katta daha iyi bir tutunma elde etmenizi sağlıyor boyanın yüzeye. Böylelikle böyle işte diyorum. Ve bardağımızı boyuyoruz. Şimdi bu bardağımızı tamamıyla beyaza her yerini boyuyorum. Daha sonra boyadıktan sonra da kurumaya bırakacağız. Ve üzerine çok pratik, çok çabuk olan bir yöntem. O markanın, çakma markanın. Bilmiyorum ismini söylersem herhangi bir şey olur mu çakmasını yapıyoruz. Ama ben yine de söylemek istemiyorum. Merak edenler olursa eğer yorum kısmından yazarım sizlere. Sorarsanız eğer. Ki çoğu kişi de biliyordum zaten. Evet, böyle her yerini beyaza boyuyoruz ve 1 saat tamamıyla oturması için, normalde yarım saatte kur ama 1 saat tam oturması için bekleyeceğiz. Kuruma işlemimiz tamamlandı. Şimdi ince uçlu bir fırçaya ihtiyacımız var bu şekilde ve siyah boyaya. Fırçamızın ucunu bu işlemimizi yapmak için boyaya batırıyoruz ve küçük kareler elde edecek şekilde, düzgün olmayasına özen göstermeyelim. Özelliği zaten düzgün kareler olmaması. Göz kararı. Ben öncelikle böyle uzun çizgiler çekeceğim. Bakın etrafını komple bitirdik böyle. Her yerini. Düzenine dikkat etmeyeceksiniz. Ve şimdi öncelikle gold boya. Evet. Öncelikle gold boya ile şu kulpunu boyayacağız. Ağız kısmına bu şekilde kırmızı boyamızı atıyoruz. Ve bu kulp ve ağız kısmı işleminden sonra işlemimiz bitmiş olacak. Bir gün sonra da üzerine eğer dekorasyon amaçlı kullanacaksanız tek kat vernik atmanız yeterli. Eğer yeme içmede yeme olmaz tabi. İçmede kullanacaksanız iki kat atın. Ama kesinlikle makinede yıkamayın. Elde yıkamanız gerekiyor. Şimdi bu işlemine devam edeyim. Biraz böyle eskitme görüntüsü vermek istiyoruz. Fırçanızdaki boyayı tamamıyla azaltıyorsunuz.
ve şu şekilde beyaz kısımlarından, siyah kısımlarından süpürür gibi sürüyoruz ve bakın böyle kirli bir görüntü elde edeceğiz. Hiç uğraşmıyoruz. Hemen şöyle bakın. Kirli görüntüyü elde etmek için bu şekilde yapmamız yeterli. Arkadaşlar tamamladık. Bakın gördüğünüz gibi bardağımız hazır. İsterseniz bunu kullanmak amaçlı da yapabilirsiniz. Ağız kısmına bu şekilde kırmızı uyguladık. Kulp kısmına golden renk uyguladık. Metalik golden. Ve böyle hazırladık. Bununla ilgili birkaç örnek daha göstereyim size. Mesela şöyle pek çok evde bulunan gondollar vardır. Mesela bu gondolumuzu bu şekilde dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Başka neler yapabilirsiniz? Sehpalar boyayabilirsiniz. Fiskos masalarınız vardır. Mesela bir kavanozumuz, hem kapağını hem böyle yarım bir şekilde isterseniz tam bir şekilde boyayıp üzerine etiket yapıştırarak kullanabilirsiniz. Böyle iple süsledik. Yine pek çok evde bulunan bir kavanoz. Kapağını bu şekilde yine aynı teknikle boyadık. Mum boyadım. Bakın böyle mumunuz normal bildiğimiz beyaz mumdu bu. Bu şekilde boyayarak daha modern bir görüntü elde etmeye çalıştım. Evet, çalışmamız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Size bir fikir olmuştur. Oldukça güzel bir boyama şekli. Ve şık duruyor. Mutfaklarımızda da, salonlarımızda da. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir çalışmada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.